çocuk da yaparım, kariyer de diyenlerin oranı ise %68. Oysa araştırmaya katılan annelerimizin %45'i çalışıyordu. Annelerin dinle ilişkisine bakacak olursak %37'si günde 5 vakit namaz kılarım diyor. Konuda diyor ki kadınların başörtü oranı %63. Zira evde oturan annenin başka hiçbir iş yapmadan çocuğuna ayırdığı vakit çalışan annelerden sadece 18 dakika fazla. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba. Yeni bir ilham verisi programıyla daha beraberiz. Ben Melis Tufur. Bu bölümde sizlerle Türkiye'nin anneleri üzerine konuşacağız. Malum, ülkemizde annelik müessesesi ziyadesiyle duygusal bir zeminde ele alınıyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Her zamanki gibi ilham verimizin peşine düşeceğiz. Kadınların sadece %33'ünün iş gücüne katıldığı ülkemizde çocuk bakımı ve ev kadınlığı en yaygın uğraşlardan biri. İlk anne olma yaşı Türkiye'de 25. Bu Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük yaş. Kadınlarda ortalama evlilik yaşı ise 24,8. Hal böyle olduğuna göre ilk bir yıl içinde çocuk sahibi olarak evlilik sürecini neredeyse başından itibaren anne olarak yaşıyor bu ülkenin kadınları. Türkiye'de annelerin ortalama yaşı 29. Bu rakam 2001 yılında 26,7'ymiş. Bu da yükselmiş. Evet, genel yaşlanma halimiz içinde değerlendirilebilecek bir yükseliş. Ama unutmamalıyız ki Türkiye'de kırım payı %15'lere kadar geriledi. İnsanlar daha fazla kent merkezinde ve kent çeperinde yaşam sürüyor. Bunun anlamı da daha pahalı, daha liberal bir hayata uyum sağlamaya uğraşıyorlar. Ve bu ortamda kadınların okuma ve çalışma sürelerinin uzaması da normal. KONDA'nın Kasım 2019'da yayınlanan 2018 hayat tarzları araştırmasında 10 yıl öncesine göre kadınların lise altı eğitim oranlarının 12 puan gerilediği söyleniyor. Buna mukabil üniversite mezunu oranında %13,4'lere ulaştığı söyleniyor. Hatta genç kadınlarda üniversite mezunlarının oranının %22'ye çıktığı söylüyorlar. Bu oranla bu değerler aynı yaştaki erkeklerden daha yüksek deniyor. Çalışma oranı da kadınların yükseliyor. Bu yine de tabii ki yetersiz gerçekten. Bu çalışma meselesinin önündeki en önemli engellerden biri annelikse bir diğeri de bununla bağlantı olarak toplumsal normlar. Kadınların %49'u hemcinslerinin çalışmak için eşlerinden izin alması gerektiğini söylüyor. 2018 KONDA araştırmasından çıkan sonuç bu. Bu işin olumsuz tarafı. Olumlu tarafından bakacak olursak bundan tam 10 yıl önce kadınların çalışmak için eşinden izin alması gerektiğini düşünme oranı kadınların arasında %67'ymiş. Unutmayalım ki ortalama hane fert başına düşen geliri 2000 lira olan yoksul ve yaygın eğitimi niteliksiz Müslüman bir ülke için aslında iyimser bir gelişme olarak bunu değerlendirelim. TÜİK'e göre ortalama çocuk sayısının 2018'de 2'nin altına inmiş olması haber taşıyor elbette. 17 yıl önce ortalama çocuk sayısı 2,38'miş. İlk programımızda paylaşmıştık hatırlarsanız. Yaşlanmakta olan, hatta Birleşmiş Milletler tanımına göre 2014'ten bu yana yaşlı bir toplumuz biz. Bu durumun bir sebebi çocuk sayısının azalması. Diğeri de yaşam süresinin uzamasıyla yaşlıların sayısının artması. Pek resmi makamlardan gelen 3 çocuk, 4 çocuk, o da yetmez 5 çocuk talepleri boşuna değil gördüğünüz gibi. Ama elbette kadınlar kendi bedenlerinden sorumlu varlıklar olarak çocuk yapmayalım demiyoruz, yapalım ama abartmayalım aşamasında ortalama çocuk sayısını 2'nin altına çekmişler. Zira modern insan, bireyselliği gelişkin insan demek aynı zamanda. Kadınlar günümüzde sadece anne kimliğiyle tanımlamak istemiyor kendilerini. Mesela çalıştığım araştırma şirketi Media Brands Insights'da Türkiye temsili 2500 örneklenme dev bir çalışma yaptık. Adı Connections. 16-54 yaş grubu kadınların %75'i her fırsatta yeni deneyimler edinmek istediklerini,
%81'i bağımsız ve kararlı olmayı hayal ettiklerini söylüyor. Konu otoriteye saygıya geldiğinde bu rakamlar %60'lara iniyor. Genel değerler sorgulamasında erkeklerden anlamlı olarak ayrıldıkları tek yer rekabetçi olmak. Kadınlar sahiden de onları hayallerine ulaştıracak altyapı ve destekten hala hak ettiklerinin altında faydalanıyorlar ve kendilerini bu sebeple rekabetçi hissetmiyorlar. Bu durumda çoğunluğunu evde çocuk bakımı ve ev işleri rutinine sürüklüyor. Neyse ki anne olmaktan şikayetçi değiller. Ama çocukları adına eğitim sisteminden çok şikayetçi oldukları kesin. Sadece %33'ü eğitim sisteminden memnun olduğunu söylüyor. Bu veriyi aldığımız kaynaktan da biraz söz edeyim size. Anneler ve çocuklar arasındaki ilişkiyi derinlemesine anlamak, annelere yakından bakmak için Media Brands Insights olarak veri toplama şirketimiz Diyalog'la birlikte Kids and Moms adlı bir araştırma yürütüyoruz. 2017'den beri yürütüyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yayınladık. Çalışma Türkiye'nin anne tiplerini, öne çıkan annelik eğilimlerini anlamak yönünde bize çok yardımcı oluyor. 9,5 milyon anneyi temsil ediyor bu çalışma. Türkiye'de daha fazla anne var tabii. Bu çalışmaya toplumun %25'lik en altta kalan eğitim ve meslek sınıflamalarına göre en altta kalan %25'lik kesimi dahil etmiyoruz. Böyle bakıldığında ekonomik ve sosyolojik anlamda orta ve üst sınıfı temsil eden bir araştırma olduğunu aklımızda tutmamızda fayda olduğunu söylemeliyim. 1212 anneye geçtiğimiz yaz sorduk. Çocuk bakımında anne baba eşit görev almalıdır önermesine ne oranda katılıyorsunuz? Annelerin %88'i kesinlikle katılıyorum ya da herhangi bir düzeyde katılıyorum demiş. Çocuk da yaparım, kariyer de diyenlerin oranı ise %68. Oysa araştırmaya katılan annelerimizin %45'i çalışıyordu. Demek ki bir kısmı hala çalışma isteğiyle yanıp tutuşuyor evde. Kadın işsizliği şu anda TÜİK'e göre 2019 itibariyle %20'lerin üstüne demir attı. Ama kadınların çalışma arzusu tükenmedi, yükselmeye devam ediyor. Hatta bu yükseliş orta alt sosyoekonomik gruplarda daha hızlı. Eğitim annelerin en önemli derdi demiştik. İktidar partisine yakın hissettiğini söyleyen orta alt ses grubu dahil anneler de bu durumdan şikayetçi. Bu notuda düşmek istiyorum. Annelerin dinle ilişkisine bakacak olursak %37'si günde 5 vakit namaz kılarım diyor. Konuda diyor ki kadınların başörtü oranı %63. Araştırmamızda annelerin din ve gelenek perspektifinden çocuklarının eğitimine dair düşüncelerini sorguladığımız başka sorularımız da oldu. Çocuğumun okul dışında da dini eğitim alması önemserim değeri %50'ler civarına inmiş, 60'lardan inmiş bu. Alt orta sınıflarda daha hızlı bir iniş söz konusu son 3 yılda. Çocuğumun geleneklere uygun eğitimden geçmesi isterim önermesine verdikleri cevaba baktığım zaman, bunu olumlamalarına baktığım zaman da 70'lerden yine 55'lere indiğini görüyoruz ki yine orta alt sınıflarda daha hızlı, daha sert bir düşüş var. Yani şöyle hissediyorum araştırmacı olarak, orta sınıfın, orta alt sınıfın din ve gelenek içerik talebi geriliyor sanki ve memnuniyet düşüyor var olan eğitim sisteminden. Podcast'imizin son bölümlerine doğru ilerlerken birkaç da geleneksel anne tanımıyla özdeş birkaç tutuma bakalım. Çocuğum terlediğinde sırtına mutlaka havlu bez koyarım. %62'si buna katılıyor annelerin. Hala Türkiye'de demek ki geçerli bir davranış. Evde yoğurt yapan annelerimiz %59. Fast food'u 5 para etmez olduğunu söyleyen anneler %82 ama biz aynı araştırmada bu annelerin fast food restoranlarında çocuklara vakit geçirdiklerini gayet iyi biliyoruz. Demek ki gönüllerinden geçenle fiilen yaptıkları birbirinden farklı olabiliyor. Çalışan anneler genellikle çocuklarına yeterli vakit ayıramadıkları için suçluluk içinde kıvranır. Bizim araştırmamız gösterdi ki buna pek de gerek yok. Zira evde oturan annenin başka hiçbir iş yapmadan çocuğuna ayırdığı vakit çalışan annelerden sadece 18 dakika fazla.
18 dakika için suçluluktan kıvranmamıza gerek yok sevgili çalışan anneler. Annelik konusu elbette kadının toplumdaki konumundan, yaşadığı zorluklardan azade değil. Hatta kadın olmaktan kaynaklanan sorunları katmerlendiren bir yanı da var. Ama pek çok kadın için o kadar zevkli ve eğlenceli ki, o sorunlar, sıkıntılar hasır altı ediliyor çoğu zaman. Biz programımızı daha güçlü, daha yaratıcı ve mutlu anneleri olan bir toplum dileğimizle bitirelim. Bizi kısadalga.net web sitesinden ve tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.